İngiltere'de süresiz oturumumu aldım. İngiltere'ye Brexit öncesinde yerleşen bir AB vatandaşı olarak İngiltere'de 5 yılımı tamamladım ve settled statüsüme yani İngiltere süresiz oturumu hakkımı elde ettim. Bu videoda bu başvuruyu nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bir şey diyeceğim. Bu başvuruyu yapmak için danışmanlar ücret alıyorlar biliyor musunuz? Ama ben size bu videoda bunu ücretsiz olarak nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Çünkü çok kolay. Londra'dan selamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir haberle karşınızdayım. Valla şu anda da hala heyecanlıyım çünkü e, onay mailini daha henüz yeni aldım. Bunu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bu haberi de bir süredir bekliyordum. Birkaç aydır bekliyordum. Normalde bu kadar uzun süre e, beklenmiyor ama nedense bana böyle bir denk geldi. 3 aydır falan beklediğim haberi e, henüz yeni aldım. Hemen dedim sizlerle de paylaşayım. İngiltere'ye bir AB vatandaşı olarak 2016 yılında yerleştim. Yani Brexit öncesinde yerleştim ve İngiltere de evet, 5 yılımı tamamladıktan sonra da aslında şu anda ben 6 yılımı tamamladım da o başvurumu henüz daha, henüz daha yeni yaptım. 5 yılımı tamamladıktan sonra da süresiz oturum hakkına başvuru yaptım ve bunun onayını aldım. Brexit öncesinde İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları için zaten pre-settled statüsüne başvuru yapmanız gerekiyordu. Yani bu ne demekti? Geçici oturum iznine başvuru yapmış olmanız gerekiyordu. Ben bu videoda pre-settled statüsünden settled statüsüne nasıl geçtiğimi anlatıyorum. Yani ben Brexit öncesinde pre-settled statüsüne başvuru yaptım. Şimdi de settled statüsüne yani geçici oturum izninden şimdi de süresiz oturum iznine geçtim. Ve bu videoda ben zaten başvuru yaparken bütün Hepsini adım adım kayda aldım ki bunları sizlerle paylaşabileyim. Bu aslında bu başvuru yapmak da aslında bir şey sorayım mı? O kadar kolay bir başvuru ki. Yani bazıları hani herhalde bir stres yapıyor Bunu kendim yapamam işte bu hani belki de karışık bir işti falan filan diye Bunu, bunun için baş, danışmana başvuru yapıyorlar ama hiç danışmana başvuru yapmadan kendi başınıza atıyorum belki 20 dakikada 30 dakikada halledebileceğiniz bir şey arkadaşlar yani danışmana gidip e, lütfen büyük meblağlar bayılmayın gerçekten. Çünkü danışmanlar bunu yapmak için yani bu kadar ufacık bir işlem yapmak için bile e, ücret talep ediyorlar ve büyük meblağlar talep ediyorlar. Yani bu paraları vermenize gerek yok. Benim videomu izlerseniz her şey ücretsiz olarak kendi başınıza çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Satın statüsüne başvuru yaparken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Başvuru ücreti yok. Bunu e, online'dan ücretsiz olarak e, yapıyorsunuz ve herhangi bir sınava da girmenize gerek yok arkadaşlar. Yani siz bu sınav ve e, ücret e, siz pasaporta başvuru yaptığınız zaman oluyor. Yani ben şu anda ücretsiz bir şekilde başvurumu yaptım ve onayımı ücretsiz bir şekilde aldım. Bu video sadece Brexit öncesinde Avrupa Birliği vatandaşı olarak İngiltere'ye yerleşmiş Kişiler içindir. Yani bunun için biz süresiz başvurum oturumunu yapıyoruz. Yoksa bu Ankara anlaşmaları için tabii ki de süreç daha farklı işliyor Türk pasaportuyla. O yüzden de Ankara Anlaşmalılar ve Türk pasaportuna sahip kişilerin tabii ki de bir danışman yardımıyla bu işlemi yapmasını tavsiye ederim. Çünkü biraz daha karışık bir işlemdir diye düşünüyorum. Ama Avrupa Birliği vatandaşı olarak bunu online'dan siz çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Şu anda bu videomu izleyen, İngiltere'ye henüz gelmemiş olan Avrupa Birliği vatandaşları varsa çünkü Brexit sonrasında tamamen kurallar değişti biliyorsunuz ama hala bana bu konularda işte ben AB vatandaşıyım, İngiltere'ye nasıl gelebilirim, orada nasıl yaşayabilirim, ne yapmam lazım, oturum izle nasıl başvuru yapacağım diye sorular geliyor arkadaşlar Brexit'ten sonra. AB vatandaşı da olsanız, aynı şartlar geçerli Türk vatandaşı da olsanız, Amerika vatandaşı, Japon vatandaşı da olsanız aynı şartlar geçerli arkadaşlar bir sponsor sayesinde, bir sponsorluk vizesiyle e, ancak buraya yerleşebiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Sizin buraya gelmeden önce bir iş bulmanız gerekiyor ve bu iş verenin de sizin için İngiltere'ye gelmeniz doğrultusunda sponsorluk vermesi gerekiyor arkadaşlar ya da bazı iş kurma vizaları de var ben bu toplu olaraktan tüm İngiltere'ye gelmek için toplu olarak tüm vize çeşitlerini zaten tek tek ayrı videolarda göstermiştim anlatmıştım size onların linkini de yukarıya koyuyorum peki bu süresiz oturum izni bana ne fayda sağlıyor? İlk önce pre-settle statüsüne başvuru yaptığınız zaman yani geçici oturum iznini aldığınız zaman bir yıl içerisinde 6 ayınızı, minimum 6 ayınızı İngiltere'de geçirmek durumundaydınız. Daha önceki videolarımı izleyen veya sosyal medyadan takip eden kişiler varsa benim yaşam tarzımı biliyorlardır ama bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Ben seyahat etmeyi çok seven birisiyim. Yani İngiltere'de yılın 6 ayında yaşıyorum aslında. Bir yıl içerisinde 6 ayını İngiltere'de geçirip, çalışıp, para biriktirip diğer 6 ayında dünyayı geziyorum, dünyayı e, seyahat ediyorum sürekli. E aslında bu 6 ay 6 ay olayını neden yapıyordum? Çünkü ben de geçici süre geçici oturum izniyle olduğum için yılın 6 ayında mutlaka İngiltere'de olmak zorundaydım. Ama şimdi ben süresiz oturum izni aldıktan sonra böyle bir 6 ay 6 ay kuralı yok. E siz atıyorum 2-3 yılda İngiltere'ye gelmeseniz bile sizin buradaki haklarınız kaybolmuyor ama diğer türlü geçici oturum iznine sahipseniz eğer 6 ayınızı 1 yıl içerisinde 6 ayınızı İngiltere'de geçirmiyorsanız sizin haklarınız otomatikman düşüyor. Şimdi ben de bu tabii süresiz oturum izni aldıktan sonra Bakalım nasıl seyahatler yapacağım, ne kadar uzun olacak benim seyahatlerim. Belki de şöyle bir gideceğim, bir iki yıl hiç dönmeyeceğim. Yani aslında zaten en çok da beni heyecanlandıran şey bu. Çünkü daha uzun seyahatler yapabilirim. Evet şimdi adım adım pre-settlement'ten normal settlement'a yani geçici oturum izninden kalıcı oturum izne e, geçişimizi yapacağız. Bu geçişi e, online olarak şu internet sitesinden yapıyoruz. Ben zaten video açıklamasında size bu linki verdim. E, sayfada ilk önce e, işte ne zaman settlement'a başvuru yapmanız gerekiyor, e, tarzında işte şartlarını falan belirtmiş zaten bunları ben ilk aşamada videonun ilk aşamasında detaylı olarak anlattım size. Direkt buradan start now diyerekten başvuruya başlıyoruz. Öncelikle başvuruya başlamadan önce buradan sizden ilk önce kimliğinizi e, kanıtlamanızı istiyor. Yani bunu siz olduğunuzda işte e, pasaportunuzla ya da işte ID kartınızla yani kimliğinizle bunları yapabilirsiniz. Prove your identity kısmına tıklıyoruz. Are you in the UK now? Yes. Kimliğinizi nasıl kanıtlayabileceğinizin yollarını da burada yazmış. Biz zaten ilkini kullanacağız. Telefonunuza indirdiğiniz ID Document EU, Exit ID Document Check aplikasyonuyla Yapabilirsiniz. Zaten en kolay ve en hızlı çözümü de bu. Ya da kişisel olarak oraya götürebilirsiniz. Onun için randevu almanız gerekiyor. Tabii ki de bu çok uzayabilecek bir işlem. O yüzden bunu es geçiyoruz. Ya da pasaportunuz bu aplikasyona uygun değilse posta yoluyla da gönderebilirsiniz. Ama zaten bu da çok uzayacak bir aşama. Ee, Bulgaristan pasaportu zaten bu aplikasyonu uygun yani şimdi onu nasıl öğreneceğiz? Continue diyoruz. Mesela ilk şeyi seçtik, İşte aplikasyonla ben kanıtlayacağım diye onu Continue dediğinizde sizden ne gerekiyor? Onları gösteriyor. Pasaportunuzun üzerinde şöyle bir çipli olduğuna dair bir amblem olması gerekiyor ki Bulgaristan pasaportlarında ve Avrupa pasaportlarında bu var. O yüzden de hiç postayla görüşmeyle, randevu almayla hiç uğraşmadan hemen 5 dakikada işinizi halledebiliyorsunuz. O yüzden de ben aplikasyonu seçiyorum. E, telefonunuza Google Play'den ya da e, iPhone'dan şunu indiriyorsunuz. EU Exit ID Document Check yazdığınızda zaten aplikasyon karşınıza çıkacak sadece onu indirmeniz yeterli. Şimdi o işlemi ben telefonumdan yapacağım. Çünkü bundan yapamıyorum. Şimdi o işlemi telefonumdan yapıp kimliğimi kanıtlayıp sonra tekrardan bu bilgisayar ekranıma geri döneceğim. Telefonumdan yaptığım bu kimlik doğrulama kısmını güvenlik tabi bile gösteremiyorum arkadaşlar. Zaten ee... Zaten şeyde de yani aplikasyonda da e, kayıt kısmı yok. Ekran görüntüsü alamıyorum ki orada zaten özel bilgilerim yazdığı için ben de bunu vermek istemem. Ama e, şöyle diyeyim hani işlemi size ufaktan bir tanıtmak e, gerekirse yine bu da çok basit bir işlem arkadaşlar. Zaten aplikasyonu indirdikten sonra orada sizin ne yapmanız gerektiğini yani adım adım kendisi de anlatıyor. E, bu kimi tanımlama yani hani bu kişi başvuruyu yapan kişi olarak e, bu isimdeki, bu pasaporttaki kişi benim diye. Bunu kanıtlamanız gerekiyor sisteme. Yani ne yapıyorsunuz? Zaten telefonunuzun ekranıyla pasaportunuzun bir fotoğrafını çekiyorsunuz. Orada söylüyor nasıl çekmeniz gerekiyor. İşte numarasını falan, seri numarasının göründüğü ve sizin detaylarınızın göründüğü ilk sayfasını çekiyorsunuz. Ondan sonra zaten telefonu kendinizin telefonuna kendinizin resmini çekiyorsunuz. Bu da sizin biyometrik fotoğrafınız oluyor. Bunlar da eşleştikten sonra işlem bu kadar sürüyor yani. Kimlik kontrolünü yaptıktan sonra telefonda tekrardan laptoptan aynı sayfaya geliyorum. Bu sefer kimliğimi kanıtla değil de direkt sign in kısmına tıklıyorum. Çünkü ben kimliğimi kanıtladım. Oradaki pasaport numaramı yazarak kendi dosyama gireceğim şimdi. Buradan pasaportla tanımladığım için pasaportu seçiyorum. Buraya pasaport numaramı yazıyorum. Doğum tarihimi yazıyorum. Ondan sonra da telefonuma ya da e-mailime tekrardan doğrulayıcı bir kod gelecek. O kodu yazarak bu işlemi tamamlayacağım. Tamam. Şimdi benim kimlik tanımı yaparak açtığım dosyaya buradan ulaştım. Buradan continue application diyorum. Dosyanın içerisine giriyoruz. Şimdi bunun birkaç aşaması var. Bölüm bölüm ayırmışlar. Ben pasaport tanımladığımda, pasaportumu o aplikasyonla sisteme doğrulattığımda zaten otomatikman benim kimlik bilgilerim, pasaport bilgilerim tamamlanmış oluyor. Yani ben buraya hiçbir şey yapmadan direkt o çip sayesinde benim buraya pasaport pasaportumda bulunan tüm bilgiler, işte doğum tarihi nerede, doğum pasaport numarası falan buraya girdi. Ve ben orada bir de dosyayı açmak için sizden bir tane fotoğraf çekmenizi istiyor. Ve fotoğrafı da buraya otomatikman giriyor. Şimdi bu başvuruya ikinci bölümden başlıyoruz. Buradan sorulardan adım adım gideceğiz. 31 Aralık 2020 yani Brexit e, uygulanmaya başlamadan önce Birleşik Krallığa girdiniz mi diyor. Evet. O tarihten önce zaten giriş yapmanız gerekiyordu. Birleşik Krallık'ta 5 yıldır devam eden bir... Ee, yaşamınız var mı diyor. Evet zaten 5 yıl olduğu için biz buraya başvuru yapıyoruz. 5 yıldan fazla Birleşik Krallık'tan ayrıldınız mı diyor. Hayır Pre-settled statüsünüz var mı diyor. Yani geçici oturum başvurunuz var mı? Evet var. Çünkü bunu Brexit'ten önce zaten yapmanız gerekiyordu. Ve oradaki mailde size mail olarak gönderilen mektupta en üst sağ köşesinde bir tane numara yazıyor. 16 haneli bir numara olması gerekiyor. Hemen mektubun sağ üst köşesinde bulunuyor. Şimdi bu numarayı buraya girin diyor. Çift vatandaşlığınız var mı diyor. Bulgaristan vatandaşlığım ile zaten ben bunu başvuru yapıyorum. E, o yüzden de ben Türk vatandaşlığım için ikinci vatandaşlığım yerine geçecek Türk vatandaşıyım. O yüzden buna yes diyorum. Buraya da hangi ülkenin olduğunu yazıyorum. Türk vatandaşlığım. Daha öncesinden başka bir vatandaşlığınız var mı diyor. Hayır. Başka bir vatandaşlığım yok. Geçici kimliğiniz var mı diyor. Zaten şey Avrupa vatandaşlarına böyle bir kimlik verilmiyor. O yüzden de ben ne no diyorum? Yani biz pasaportumuzla zaten burada kalabiliyoruz. O yüzden de benim başka bir Birleşik Krallık'ta bir kimliğim yok. Daha öncesinden süresiz oturum başvurusunda bulundunuz mu diyor. Hayır ben ilk defa başvurunda bulunuyorum. Ee, Avrupa Birliği vatandaşlığınızı doğumla mı aldınız diyor. Evet ben orada doğduğum için zaten direkt benim oradan vatandaşım, doğumla geliyor. Kuzey İrlanda vatandaşı e, olan aile üyelerinizden birisi yoluyla mı diyor başvuru yapıyorsunuz? Hayır. Ben kendim üzerinden başvuru yapıyorum. Hmm. Okey. Burada bilgilerimizi buradan çıkartıyor. Hmm. tamam. Tamam. Okey. Bu son soruyla da ikinci aşamayı geçtik şimdi üçüncü bölüme geliyoruz. Şu anda diyor Birleşik Krallık'ta mısınız? Evet. Adresiniz nedir diyor. Buraya adres post kodunuzu yazıyorsunuz. Birleşik Krallık'a ilk ne zaman geldiniz? diyor. Ama şöyle bir şey soracağım arkadaşlar. Bunu siz illaki Birleşik Krallığa adım attınız. Yani İngiltere'ye ilk geldiğiniz tarihi yazmak zorunda değilsiniz. Çünkü burada yaz burada yazdığınız Tarih itibariyle sizin onun üzerinden 5 yıl olaraktan sayılacak. Yani siz be, bu 5 yılın e, settlement statüsüne başvuru yapmak istediğiniz 5 e, yılın ilk başladığı tarihi buraya yazabilirsiniz. Yani siz gelmişsinizdir buraya hani atıyorum siz 10 yıl önce gelmişsinizdir İngiltere'ye ama son 5 yılınızı göstererek e, bu settlement statüsüne başvuru yapmak istiyorsunuzdur. O yüzden bu tarihin bu 5 yıllık e, tarihin başlangıcı olarak bugünü yazmanız gerekiyor. E, bu benim Bulgaristan pasaportundaki tam adım. E, onun dışında başka bir adınız var mı diyor. Hayır. National insurance number'ınız yani buradaki sigorta numaranız var mı diyor. Evet sigorta numaranızı buraya yazıyorsunuz. Şimdi bu aşamayı da üçüncü aşamayı da geçtik. Şimdi dördüncü aşamaya geçeceğiz. Bu zaten çok kısa bir aşama. Burada da sizin adli sicil kaydınızı sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda kanıtlıyor aslında. Herhangi bir suça bu suçta bulundunuz mu? Herhangi bir ceza aldınız mı diyor. Hayır. Herhangi bir olaya karıştınız mı diyor. Bu aşağıda sayılan işte terör ataklarına, terörist saldırılarına ya da yapılan bir suç faaliyetine katıldınız mı diyor. Hayır. Bu iki soruyla bu son aşamayı da yaptıktan sonra şu anda tüm bölümler tamamlanmış durumda. Gerekli olan bilgilerin hepsini verdim ben. Şimdi burada kendinize işte birinci soru, ikinci soru ve üçüncü soru olaraktan ee, bir güvenlik aşaması seçiyorsunuz yani. Mesela işte birinci soruya bu sorulardan bir tanesinin cevabını yazarak ilk güvenlik aşamasını seçmiş oluyorsunuz. Mesela ben işte e, ilkokulu seçtim. Burada yine ikinci güvenlik sorusunda e, doğduğum şehri seçiyorum. Burada da size nasıl ulaşmamızı istersiniz? Yani e-mail yoluyla mı ya da telefon yoluyla mı? E-mail yoluyla. <laughs> Telefonda her zaman müsait olmayabilirim. Eğer ki bana ulaşmaları gerekiyorsa e-mail ulaşsınlar. Burada da en son bilgilerim doğrudur aşaması ve bunları ben doldurdum. Yani bunu başkası için doldurmuyorum tarzında bu doğrulayıcı şeyi işaretliyorum ve artık başvuruyu gönderme aşamasına geliyoruz. Belki başvurunuzla ilgili birkaç kanıt yüklenmesi gerekebilir diyor. Bunu size söyleyeceğiz diyor. Okay. Bunu da continue diyoruz. How long have you lived in the UK? Ben 5 yıldan fazla oturdum. Zaten siz de bu aşamaya başvuru yapıyorsanız 5 yıldan fazla. Eğer ki diyor 5 yıldan önce. Yine bir tanımlama geçmiş aslında burada. 5 yıldan az oturuyorsanız işte pre-settled statüsüne başvuru yapmanız gerekiyor. Ee, işte 5 yıldan fazla yaşayıp e, settled statüsüne başvuru yapıyorsanız da bunun 5 yıl üst üste olması gerekiyor gibi ve bunu kanıtlamanız gerekiyor gibi bilgiler söylemiş. Okey. Continue diyorum. Şimdi burada bizim Oturumumuzla ilgili aslında en son göndermeden önce hangi kanıtları istediği şu anda çıktı. Şöyle Residence Evidence diye bölümünde birincisinde View the years you need to provide evidence for. Şimdi buraya tıkladığınızda Şöyle bir şey arkadaşlar. Ben buraya ilk tıkladığımda biraz şaşırdım. Çünkü 2013 yılından beri çıktı. Yani ben zaten buraya 2016 yılında geldim. Yani 2013, 14, 15 yılları neden çıkıyor? Yanlış mı yaptım diye hemen böyle şey oldum. Bir panik oldum. Tekrardan baştan başladım falan. Yanlış bir tarih mi yazdım falan diye ama bilmiyorum otomatikman herhalde bu çıkıyor. Anlamadım yani neden bu çıkıyor. Çünkü ben zaten 2016 yılının Kasım'ında geldim. Benim için önemli olan yıllar bunlar. Burada şimdi asıl amaç 6 ay bu yıl içerisinde 6 ayınızı Birleşik Krallık'ta geçirdiğinize dair bize bir kanıt gösterin. Şimdi benim sadece 2017 ve 2021 yılları için kanıt göndermeme gerek yok. Çünkü o tarihlerde o yıllarda ben e, o yıl içerisinde 6 aydan fazla zaten resmi olarak çalıştığım için bu otomatikman kendi sistemlerinde gözüküyor. O yüzden de o yıllara kanıt göstermeme gerek yok. Şimdi öbürkü yıllarda sen resmi olarak çalışmadım mı? Kaçak mı çalıştım veya hiç mi çalışmadın diye soruları gelecek. Şimdi bu kanı sunma aşamasında e, biz hani bu zaten bilgileri doldururken insurance numaramızı verdik. Yani buradaki sigorta numaramızı e, verdik. Eğer ki siz zaten bu 5 yıl içerisinde, yıl içerisinde minimum her bir yıl içerisinde minimum 6 ayınızı e, yasal bir yerde e, çalıştıysanız ve iş yerinizde bu bu sizin kaydınızı burada çalışmıştır kaydınızı ya yani buradaki ne diyeyim artık sigortalar kurumuna e, gönderdiyse zaten bu e, otomatik yani bu sistem başvuru sistemi zaten bunu otomatikman alıyor. Yani sizden bu yıllar için tekrardan bana bir kanıt sun demiyor arkadaşlar. Yani siz bu 5 yıl içerisinde zaten e, yasal bir yerde sürekli çalıştığınız çalışmış çalışmış biriyseniz zaten size kanı sunma aşamasına zaten bunu otomatikman aldığı için bir de sizden ekstradan kanıt istemeyecek arkadaşlar. Bende ne oluyor? Neden benden bu kadar kanıt istedi? Çünkü dediğim gibi ben yılın 6 ayını İngiltere'de yaşıyorum. İngiltere'de geçiyorum. Diğer 6 ayında da geziyorum. E şimdi 6 aylık İngiltere kısmında işte bazen tam hani oradaki çalışma zamanlarım Tam 6 ay olmuyor. Onun daha azı oluyor. Bazen 4 ay çalışıyorum, bazen 5 ay çalışıyorum falan. Bunlar otomatikman sisteme veriliyor. Tabii ki de bu kişi burada 4 ay çalışmıştır diye. Ama bir bakıyorsun ve toplamda bir yıl içerisinde ne oluyor? Benim sadece 4 ayım İngiltere'de geçmiştir diye kanıtlanıyor. Şimdi benden diyor ki o 2 ay içinde bana bir kanıt sun. Tamam burada olabilirsin ama ben bunu sistemden otomatikman göremiyorum. O zaman senin bana bir kanıt sunman gerekiyor diyor. Aslında şöyle bir şey. Yani bu kanıt sunma aşamasında e, tabii ki de ülkeye giriş çıkış yaparken Değil mi? Oradan zaten bir pasaportunuzu işte ben otomatik sistemden geçiyorum. Mesela sadece pasaportumu ekrana gösterip geçiyorum. Hani bana bir kaşe basılmıyor ama oradan sonuçta da hani İngiltere'ye giriş çıkış yaparken tabii ki de pasaportunuza gösterip geçiyorsunuz. Yani orada zaten bu kişi buraya girmiştir bilgisi var. Diyeceksiniz ki bu bilgiyi neden kullanmıyorlar? Tabii ki de ben bu çoğu soruyu da tabii ki de kendime soruyorum. Bu bilgiyi neden kullanmıyorlar? Yani pasaportlara bakabilirsiniz falan diye ama İngiltere'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani her şeyi böyle sistemden didik didik kontrol etmiyorlar. Bilgiler daha çok beyana dayalı. O yüzden sizden bunu duymak istiyorlar. Hani adam istese tabii ki de bakar. Yani o pasaportları giriş çıkış şeylerini, tarihlerini, zamanlarını ama dediğim gibi burada beyan esastır. Burada da ikinci bölümde de size diyor ki kanıt olarak hangi evrakları gösterebilirsiniz? Burada bankanızdan gelen statement'ları gösterebilirsiniz. Yani burada yaptığınız harcamaları orada görecekler çünkü. Yani bu İngiltere'de olduğunuza dair kanıt. Ee, ya da çalıştığınız yerden bu tarihlerde burada çalışmıştır e, tarzında bir mektup alabilirsiniz. Ya da e, council tax yani evinizde. Ee, ödediğiniz vergiyi e, burada gösterebilirsiniz ama tabii ki odada kalıyorsanız bu vergiyi öde yani bu vergiyi siz ödemediğiniz için sizin isminiz yazmadığı için e, vergi kağıdında o yüzden bu olmuyor yani evde kaldığınız sürece evde oturduğunuz sürece bunu şey yapabilirsiniz. Ee, okulda okuyorsanız onları gösterebilirsiniz bu okulda okuyordum diye ee, ya da işte burada okuldan aldığınız faturaları e, gösterebilirsiniz ya da burada e, mortgage aldıysanız o evrağı gösterebilirsiniz. E, gibi gibi burada bir sürü e, evrak çeşidi var. Bunları buradan inceleyebilirsiniz ya da iş yerinizden işte o bu P60 raporu yıllık e, bir rapordur. İş e, iş yerinizden size otomatikman verilir. İşte bu tarihten bu tarihte. Yani o yıl nerede hangi zamanlarda çalıştığınızı gösterir ya da P45 raporu ee, sizin iş yerinizden çıkış raporudur. İş, bir iş yerinden çıkarken size zaten bu resmi evrak verilir. İşte bu tarihlerde bu kişi burada çalıştı falan diye. Yeni bir işe başlamadan önce. Zaten yeni başladığınız işe de bunu verirsiniz. Burada bir sürü evrak var. Benim hazırladığım e, evrak şu anda e, ilk buradaki ilk şey olacak. İlk seçenek olacak. Upload Evidence dediğinizde burada hazırladığınız belgeleri buraya e, yükleyebiliyorsunuz. Ondan sonrasında da continue yapıp buradan başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Ama her zaman tabii ben bu aşamaya gelip şimdi bu evrakları nereden bulacağım falan işte bunları hazırlamam gerekiyor falan dediğinizde zaten bu belgeyi bu, yani bu başvuruyu her zaman için e, kaydedip tekrar tekrar aynı başvuruya geri dönüş yapabilirsiniz. Çünkü bu belgeleri hazırlama aşaması zaten uzun sürüyor. Şimdi dosyaları yüklerken de bakın şöyle yapıyoruz. Çünkü orada da bir karışıklık çıkabilir. Şu anda ben 2018'i yüklüyorum. July demişim. Ondan sonra mesela bunu yüklerken ben bank statement'larımı, bankanın bana gönderdiği aylık harcamalarımı şey yapıyorum. Mesela bir tane dosya yüklediğiniz zaman bunları teker teker yapıyorsunuz. Yani bir tane dosya yüklediğiniz zaman hemen aşağıdaki yeşil tuşa basıp onu yüklüyorsunuz teker teker ve onun ait olduğu tarihi yazıyorsunuz mesela bir tarih aralığı olur. Diyelim ki siz 6 aylık periyodunuzu mesela diyelim ki işte P60 ya da P45 iş yerinizden aldığınız P60 ya da P45 raporunu verdiğiniz zaman o bir birkaç ayı kapsar. Yani belli bir süreyi kapsar. O zaman bunu seçiyorsunuz işte hangi aydan hangi aya kadar başladığını seçiyorsunuz. Ama ben hep aylık aylık yüklediğim için single date'i seçiyorum. Ben şu anda Ağustos'u yükledim. Ağustos 2018. Yapıyorum. Continue diyorum. <laughs> o sisteme yükleniyor. Yani bunları hep teker teker yapmanız lazım. Birkaç tane burada yükleyip tekrar upload and assign date dediğinizde hata veriyor. Onu da söyleyeyim. Neden hata veriyor diye sormayın. Çünkü ben de sordum. Sonra deney, deneme yanılma yöntemiyle öğrendim. Tek tek yüklüyorsunuz bunların hepsini. Şimdi maksimum 10 tane döküman buraya yükleyebiliyorsunuz. Benim de çok fazla ayım yani burada gözükmediği için otomatikman almadığı için sisteme benim yılda e, kaç 3 yılın 6 ayını burada olduğuma dair kanıt göstermem gerekiyor. Yani bir sürü doküman yüklemem gerekiyor. Bir de hep aylık ay yüklediğim için uzun süreli yüklemediğim için onlar daha da e, fazlalaştırıyor. O yüzden de ben şimdi 10 taneyi tamamladım. Burada diyor, maksimum 10 tane yükleyebilirsiniz. Daha sonra diyor başvurunuzu gönderdikten sonra diyor daha fazla kanıt sunabilirsiniz diyor. Ben de öyle yapacağım. Başka çaresi yok çünkü. Şimdi buradan tekrardan geriye gittim. Başvurumu göndermek için. Burada gösteriyor zaten. 10 tane dosya yüklediniz diyor. Eğer ki eksik bir şey görürsek tekrardan sizle iletişime geçeceğiz diyor. Daha fazla kanıt sunmanız gerekirse ya da yanlış bir şey yüklediyseniz Sizle iletişime geçeceğiz diyor ki benle geçecekler <laughs> eminim çünkü <laughs> bazı tarihleri yükleyemediğim için. Neyse biz continue diyoruz. Ve de burada en son artık e, başvuruyu gönder diyoruz. Gönderdiğime dair mailim de geldi. Eğer ki daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsak sizle iletişime geçeceğiz Şimdi diyor. Şimdi bu Bakalım. aşamada akıllara gelecek soruları tahmin edebiliyorum. Pandemi zamanında ben İngiltere'de değildim. Uzun bir sürede yatıyorum. Başka bir yerdeydim. Türkiye'deydim. Buraya gelmedim. Ee, burada hani o pandemi zamanında 6 ayımı e, İngiltere'de tamamlamadım. Peki ne yapacağım ben şimdi? Süresiz oturum hakkında başvuru yapamayacak mıyım? Diye gelen soruları duyabiliyorum arkadaşlar. Aynı sorun bende de vardı. Ben 2019 yılında Hindistan'daydım arkadaşlar. Yani Ocak Şubat Mart ayında Hindistan'daydım ve Mart ayında pandemi başladığında tüm sınırlar kapatıldığında ben Hindistan'da mahsur kalma e, sorunuyla karşı karşıyaydım. Neyse ki yani öyle bir şey olmadım. E, biletimi alabildim. İlk uçağım iptal olmuştu. ikinci uçakla Türkiye'ye gittim ailemin yanına ve Mart ayında oraya gittim ve Eylül'e kadar Türkiye'deydim. Ben Eylülde 2020 yılı e, Eylül'de e, İngiltere'ye geldim. Yani 2020 yılının içerisinde şöyle diyeyim ben e, 9 ay İngiltere'de değildim. Bu yani süresiz oturuma başvuru yapma koşulunu, hani bir yıl içerisinde 6 ay İngiltere'de olma koşulunu 2020 yılında karşılamıyordum. Ama zaten bu pandemi çok istisna bir durum. Bunu kabul ediyorlar arkadaşlar. Yani ben oradaki açıklamamı o tarihler arasında sadece yazı yazdım. Yani Word'a yazı yazdım. Dedim ki şu tarihte ben hani size açıkladığım gibi şu tarihte ben Hindistan'daydım. Daha sonrasında oradan Türkiye'ye ailemin yanına uçtum. Ve İngiltere'de Eylül ayında geldim. Eylül ayında geldiğime dair de size uçak biletimi kanıt olarak sunabilirim diye yazdım. PDF'e çevirdim, onu dosyalar arasında, kanıtlar arasında ekledim. Yaptığım şey sadece buydu. Onun üzerine bana soru bile sormadılar. Çünkü bu pandemi çok olağan dışı bir durum olduğu için e, bu kadar hani zorlayıcı şartlar talep etmiyorlar. Pandemi haricinde bazı yine esnek koşullar var işte orada yazıyor. E, süresiz oturumunda eğer ki zaman şeyini tamamlamıyorsanız hani bu koşullar ne olabilir işte bir hastalık olabilir yani bir hastalık sebebiyle siz e, kendi ülkenizde bulunmuş olabilirsiniz ya da ailenizden birisinin hastalığı sebebiyle ama bunu göstermeniz gerekiyor hani bu sorunlar nedeniyle ben İngiltere'de değildim gibi olabilir İşte ne diyor orada bir e, askerlik tarzında bir neden olabilir. Veya işte iş dolayısıyla siz yurt dışında bulunmuş olabilirsiniz. Bu koşulları 6 ay koşulunu tamamlamamış olabilirsiniz. Ama bunu kabul edilebilir şekilde nedenlerinizi sunduğunuzda zaten arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yani zorlamıyorlar sizi. Çünkü nedenini sunuyorsun. Yani bu okey yani kabul edilebilir bir neden olduğu için bu kadar da ee, şey değiller. Bu kadar zaten <laughs> katı değiller yani. Hani sonuçta anlayış göstereceklerdi size bu durumda. Başvurumu 9 Ekim'de yaptım ben. Online olarak başvurumu 9 Ekim'de gönderdim. Ee, 20 Ekim'de sanırsam bana hani başvurunuz işleme alınmıştır maili geldi. Normalde başvuru yaptıktan sonra arkadaşlar aslında 3 hafta içerisinde veya en geç bir ay içerisinde size cevabın yani olumlu ya da olumsuz ya da atıyorum sizden ekstra kanıtlar mı isteyecekler? Onun maili gelmesi gerekiyor. Ama nedense bende biraz uzun sürdü. Sadece başvurunuz işleme alınmıştır. Mailinin gelmesi bile 3 hafta falan sürdü herhalde. Ondan sonra neyse okey başvurum işleme alınmıştır. Bekleyin diyor. Bekliyoruz. Bunu 20 Ekim'de aldım. Ne zamanda? 23 Ocak'ta yani Kasım, Aralık, Ocak. Aynen 3 ay sonrasında bana e, bazı günlerinizde, bazı aylarınızda eksik belgeler var. Bunun için tekrardan bize kanıt sunun. E, mail'i geldim. Salı günüydü. Ben de o gün izinliydim. Hemen zaten benim dosyam hazırdı. Hani o isteyecekler çünkü biliyorum benden hani şu tarihlerde eksik ve onları da isteyeceklerdi. Zaten bütün dosyalarımı hazırlamıştım ben. E, bu mail geldikten sonra hemen o gün e, şeylerimi, kanıtlarımı tekrardan gönderdim. Sistemi tekrardan yükledim. Ve aynı gün içerisinde Settles'a geçiş başvurunuz onaylanmıştı diye mail geldi. Yani hemen aynı gün içerisinde. Evet şimdi İngiltere'de süresiz oturumumu aldım. Peki ne olacak şimdi? Şimdiki planlarım ne? Vatandaş olacak mıyım? Benim için önemli olan şu, yani şu süresiz oturum iznini almaktı. E, çünkü bol bol seyahat etmek istiyorum. Belki atıyorum hani burada bir e, yaşamak istemeyeceğim. Belki bir süre ne bileyim başka bir ülkede yaşamak isteyebilirim. Ama en azından ne olacak? Hani ben bileceğim. İngiltere'ye ne zaman dönsem ben orada yaşamaya, çalışmaya devam edebilirim diye benim bir garantim var. Sadece pasaportum yok. Pasaporta başvuru yapacak mıyım? O zaten benim hep fikrim. Hani baştan bir İngiltere'ye geldiğimden beri sabit fikrim pasaport almama ihtiyacım yok. Yani bunu, bunun için başvuru yapmayacağım. Çünkü neden? Zaten Türk vatandaşlığım var ve AB vatandaşıyım. Bulgaristan pasaportuna sahip olduğum için. Yani bana ilave olarak bir İngiliz pasaportunun ne gibi bir avantajı olabilir? Hani ekstra bir avantajı olmayacak. Hatta benim bu diğer iki vatandaşlıktan bir tanesinden çıkmam gerekecek. Ve İngiliz pasaportunu, e, British pasaportunu almak için de benim... E, ilk önce İngilizce sınavına girmem gerekecek. Sonra da Life in UK sınavına girmem gerekecek. Ve pasaport için valla emin değilim ama böyle 2000'ler, hani 2300-2400 puanlar falan vermem gerekecek. O yüzden de diyorum aman hiç gerek yok. Nasıl olsa ben süresiz oturum iznini aldım. AB vatandaşlığım da var. Ben o pasaportumu kullanarak e, diğer ülkelere e, gittiğim zaman onun bir avantajını sağlıyorum zaten. E, tabii ki de şimdi hani benim tuzum kuru benim AB vatandaşlığım var o pasaportumu kullanıyorum. E tabii ki de sadece Türk pasaportuna sahip kişiler tabii ki de İngiliz hani British pasaportunu alacaklar ki onun faydasını görsünler ama bana ekstra bir kazanç sağlamayacağı için, ekstra bir avantaj sağlamayacağı için British pasaportuna başvuru yapmayı düşünmüyorum Bu konuyla ilgilenen kişilerin hani bu videoyu izleyeceğini tahmin ederek umarım siz de bir an önce e, başvurularınıza, süresiz oturum başvurularınıza e, olumlu cevaplar alırsınız dileğiyle o zaman videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Beni sosyal medyadan da takip etmek isterseniz İngiltere'de ne olmuş ne bitmiş böyle günü gününe e, haberleri verdiğim için ne yapıyorum, ne ediyorum, ha Londra'da nasıl sosyalleşebiliriz, nerelere gidelim, neler yiyelim diyorsanız da onları Instagram'ından bol bol hikaye atıyorum, reels atıyorum, post atıyorum. Onları da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda geçmek üzere o zaman. Hoşçakalın.